bir yıldan fazladır kadim bilgelikte sohbetimiz pek olmadı. Başka projeler yüzünden ama çok şükür bugün beraberiz. Evet. Çok şükür. Evet hocam, öncelikle siz tabii kendinizi Muhittin Arabi'nin talebesi olarak tanımlıyorsunuz. Dolayısıyla hani bu akşam bizim için çok özel bir akşam. Ben gerçekten çok heyecanlanarak hazırlandım. Ve soru sormak bile benim için hakikaten çok zorlayıcı. Ve ben çok sizi bölmeden soruları sorup kaçmak niyetindeyim. Yok Bunu da yok, hemen sen bir yapma, belirteyim. rahat ol, rahat ol. Defne Hanım, Tamam. bu İdrak edeyim mi dostane bir düşündüğümü? soru. Evet, Buyurun. aralarda girip sormak isterim sizi yakalamışken. Merak ettiğim şeyleri de burada tabii öğrenmek istiyorum ama sizin akışınızı da bölmemeye çalışacağım inşallah. Evet, öncelikle tabii siz anlatırken İbni Arabi'yi sezgi ve keşif ile bulmak ve akıl ile bilmek meselesini çok altını çizerek anlatıyorsunuz. Ve bunun üzerinden aslında İbni Arabi'yi biraz daha vahdet-i vücut kavramıyla birleştiriyorsunuz. Ve hemen biz buradan derinlikli bir şekilde dalabilelim diye ben böyle bir soru seçtim. Çünkü bu tabii bizim için çok izah edilmesi gereken bir şey. Yani biz sadece tabii gözle okuyoruz bazı şeyleri. Bu arada ben sizinle tabii şey anlaştıktan sonra bu yayını yapmak üzere evde bu konudaki kitapları da bir dökeyim dedim. Çünkü Füsusül Hikem'i okumaya çalışmıştım bir dönem. Epey meraklanmıştım. İbn Arabi'yi de hep merak eden birisiyim. Evde en az 5-6 tane kitap buldum Füsusül Hikem üzerine. Kendime haksızlık etmişim. Telefonda demiştim size hiçbirini de okuyamamışım, hepsini de yarım bırakmışım diye ama bir tanesini bayağı altını çizerek sonuna kadar götürmüşüm. Bir tanesini de daha açıklamalı bir kitap olarak yarıya kadar götürmüşüm. Ama tabii ki bunu idrak edebilmek çok farklı bir şey. Yani gözle okumak başka ama içine dalmak, o kavramları keşfedebilmek çok farklı. Dolayısıyla önce biz sezgi ve keşif varlık için ne ifade ediyor ve akıl ile bunu bilebilmek ne ifade ediyor ve İbn Arabi bize ne anlatmak istiyor? Hemen sözü size bırakıyorum hocam. Defne Hanım, peki dinleyici arkadaşlarım Muhittin İbnül Arabi hakkında bir bilgiye sahip mi? İlk defa dinleyenler için bir kısa özet yapalım mı? Çok güzel yerden başladınız. Size katılıyorum. Varlık düzeylerinin bilinebilmesi için sezgi ve keşfin ne anlama geldiğine açıklık getirmekte fayda var. Ama Muhittin Arabi hakkında kısa bir bilgi verelim mi, uygun görürseniz? Verelim hocam tabii. Yani burada çok sayıda kişi var. Tabii giren çıkanları da şu anda göremiyoruz ama takipçilerin şu anda 300 kişiden fazla olduğunu söyleyebilirim. Tabii ne kadar bilgiye sahip olduklarını bilmiyorum ama bu konuya merak edip geldiklerine göre bir temeli vardır ama sizin tabii yorumlamanız bizim için çok çok önemli. Biz tabii İbn Arabi'yi biraz daha tanımaya ihtiyaç duyuyoruz sizin ağzınızda. Buyurun. Efendim, Muhittin İbnül Arabi 1165'te bugün İspanya'da Endülüsya denen bölgede Mürsia kentinde dünyaya geliyor. Bugün orası küçük bir kasaba. Ben gittim gördüm, çok hoştur yani, havası da değişik. 1240'ta da, yani 75 yıllık bir dünyevi hayatta, Şam'da vefat ediyor, Hakk'a yürüyor. Efendinin macerası şöyle kısa kısa özetlenirse, ilk fütühü, yani açılma olayının başladığı yaş 14 yaşında. Annesinin takip ettiği Fatma binti Kurtubiye diye bir hanım var. Yanlış hatırlamıyorsam kaynaklarda okurken Fatma binti Kurtubiye 98 yaşlarında falan. Yaşlı bir hanımefendi. Fakat Muhittin Arabi diyor ki bu alemin Fatihası sure olarak bu hanımefendinin üstünden dönüyor. Bu Fatma ismi çok enteresan bir isim. Çünkü Feta'nın kökü Fatma'dan geliyor. Muhittin Arabi'nin keşif ve sezgilere açıldığı alan, Fatma binti Kurtubiye'nin efendiye 14 yaşındaki şefkat ve merhamet duygusuyla alanı açmasıdır. Fatma binti Kurtubiye hanımefendi enteresandır. Hani genelde İslam dünyasında hanımefendilerin
mürşit olmadığı konusunda bir görüş vardır. Muhittin bunu tersine çeviriyor. Muhittin'in ilk mürşidi Fatma binti Kurtubiye. Yaklaşık 300 mürşit elinden geçiyor Muhittin Arabi. Yani biz bir bilgiye vasıl olurken Muhittin üzerinden 300 mürşidin bilgisiyle devşiriliyoruz. Bir kere 300 mürşidin, sufinin huzurunda duruyoruz. Bir kere talebe olarak ben edebe bürünmeyi burada kendime görev addediyorum. Yani çünkü çok, çok büyük bir emek. Bu emeğe vefasızlık edemeyiz. Hanımefendiden aldığı bu hal ilmidir aynı zamanda. 18 yaşlarında babasının da ricasıyla Sevilya, bugünkü kent İspanya'da Sevilya, o dönemde İşbiliye diye geçiyor adı. Orada İbn-i Rüşd'le görüşmeye gidiyor. Rica ediyor İbn-i Rüşd babasından. Yani söylediği şey şu: benim akıl ile bildiğimi sen sezgi ve keşif ile mi bulup biliyorsun? Çünkü İbn-i Rüşd İslam dünyasının önemli bir nesi, kelamcısı ve aynı zamanda filozofu. Muhittin Arabi de o zaman 14-18 yaş arasındaki bir dönemde bu soruyla karşı karşıya kalıyor. Bu sorunun cevaplandırılması da çok hoştur. Yani metinlerde arkadaşlarımız bulabilir İbn-i Rüşd'le Muhittin Arabi arasındaki karşılaşma. Muhittin içten sorduğu soruya evet diyor, sonra da hayır diyor. Yani hem evet hem hayır. Şimdi bunların anlamları var. Bizim konumuz bu değil tabii. Sonra başka bir açıklama yaparak bunun ne anlama geldiğini, yani akli bilme ile kalbi bilmenin, zevk ve özellikle sezgi ve keşifle bulma ve bilmenin ilk bilgi tomurcuklarını biz İbn-i Rüşd'le olan diyaloğunda görüyoruz. Sizin sorunuza buradan bir giriş. Evet. Efendim, sonrası var tabii, devam ediyor. 30'lu yıllarda, yani daha doğrusu 30 yaşlarında, 31 yaşlarında muhatap olarak aldığı şeyhlerinden biri artık İspanya'da durmasının bir anlam ifade etmediğini, İslam coğrafyasında bir gezginci olarak seyahate çıkması gerektiğini vurgulayınca, efendim İspanya'da Cebeli Tarık, zaten çok da yakındır. Yani baktığımız zaman iki yakayı bizim Boğaz gibi düşünelim. Rabbi ile pazarlığa giriyor. Fütahat-ı Mekke'de geçer. Ya Rabbi diyor, ben diyor kemalatımı kimde göreceğim? Yani bana diyor bunu göstermezsen ben karşıya geçmeyeceğim. Yani gayesi var. Gayesi kemalat şu demek. Yani ben nasıl olacağım değil. Ben edindiğim bu zevki bilgileri kime aşılayacağım? Kemalat evlendirim. Yani evlat yetiştirmedir. Bir ağacın kemalatı meyvesidir ve meyvedeki tohumdur. İşte onu görmek istiyor. Anlatımlar uzun. Yani Konya'da Sadreddin Konevi'yi gördüğü de söylenir. Efendim yani, büyük bir coğrafya. Mevlana'nın yakın arkadaşı değil mi Sadreddin Konevi? Evet, evet. Çok iyi. Aynı zamanda değil mi hocam? Yani Sadreddin Konevi şöyle bir zat. Muhittin'in anlatacağız evlatlığıdır. Ama Mevlana döneminde arkadaşlar Selçuklu medresesinin, yani üniversitesinin rektörü Sadreddin Konevi'dir.
Yani o Bugünkü tarihe şöyle bir proje, durum. projeksiyon tutacak olursak, Sadrettin Konevi önemli bir zattır. Metafizik alanlarda felsefi eserleri de Türkçe'ye çevrilmiştir. Sağ olsun Ekrem Demirli Beyefendi bu konuda çok çalışkan, bize pek çok eserini Türkçe'ye kazandırdı. Arapça, Osmanlıca bilmeyen insanlar Konevi üzerine de çalışabilir. Çok zaten kendisi de Konevi üzerine çalışan bir zattır. Biz Muhittin Arabi'ye dönecek olursak, büyük coğrafyada büyük seyahat. Şimdi birincisi bu. İkincisi, Muhittin'in yaşamı manevi bir sülük, seyri sülük olduğu için biz bir şahsi hikaye anlatamıyoruz. Daha ziyade onun karakteristik özelliğini koyacak olursak şöyle diyorum. Şimdi Fütühatıl, daha doğrusu Fatma binti Kurtubiye'de feta açılma demek. Ama neye açılma? Yani Fatiha, Kur'an'ın ilk açılma suresi, Fatma binti Kurtubiye üzerinden açılan bir ay sure ise, buradaki açılma farklılıklara açılma. Evet. Yani bir hakikat var, onu göreceğim. Bu kavramları ve özellikle Muhittin'in vahdet-el vücudundaki varlık mertebeleri, akıl tipleri, nefs mertebeleri, bunlara göre hitap, muhataplar, bunlar anlaşılırsa farklılıklara açılma olduğu anlaşılır. O yüzden farklılıklara açılma, Fatiha, fethetme, işte arındığın zaman, kendi arzu ve hevalarından arındığın an farklılıklara açılıyorsun. Peki, İspanya'dan çıkmadan önce Muhittin Arabi'nin yine bu dönemde bir enteresan vaka başından geçer. Burası çok hoştur. Yani bize yol gösteren bir vakadır. Bir gün yine 14-18 yaş döneminde arkadaşlarıyla beraber eğlencenin içinde. Yani kendi tarifine göre işte canı isterse ibadet ediyor. Genelde eğlenmeyi ve şarap içmeyi seviyor. Efendi o dönem öyle. Fakat tam kadehini kaldırırken bir iç ses duyuyor. Diyor ki, ya Muhammed, diğer adı Muhammed esasında. Biz seni bu aleme bu işret için mi gönderdik? Hemen kadehini bırakıyor, dışarı çıkıyor. Eve doğru giderken bir de varsıl bir aile. Çünkü baba o dönemin sultanının özel kalem müdürü diyelim. Öyle eğitimsiz bir aile değil tabii. Anne babadan bahsetmiyorum, konumuz o değil. Giderken evin çobanına rastlıyor. Çobana elbiselerini vermesini istiyor. Kendisi de ona elbiselerini veriyor. Bunun da başka manası var. Manalar alemi. Neden? Onu da söyleyeceğim. Neden manalar alemi? Varlık düzeylerinde bu dünyayı nasıl tarif ediyor, ona bakacağız. Kıyafeti değiştiriyor. Orada mezarlığa yakın bir mağara var. Oraya giriyor. Bazı eserlerinde 4 gün, bazılarında 40 gün olduğu yazılıyor ama hiç fark etmez. Zaman mefhumu önemli değil. Önemli olan arınma metodu. Yani Hira'da Efendimizin arınmasıyla bu mağara işleri, arınma, çekilme, inzivaya çekilme, kısa süreli giriyor ve o mağaradan çıkışı ne demekse, sonra işte İbnül Arabi'nin İbn-i Rüşd'le karşılaşmasına orada tanıklık ediyoruz. Oradan çıkış farklılıklara açılma. Yani arındığın an artık
bir şeye takılıp kalmıyor. Orada İspanya'nın karşı kıyısına geçerken geçtiğinde gezdiği tüm topraklarda şunu teklif ediyor. Bütün itikatler, bütün inançlar benimdir. Hiçbirini yok saymam ama hiçbirine takılıp kalmam. Şimdi Bu da bunu çok bilinmez. tabii bunu bugün eğer fırsat olursa bir bireyde hala bizde olan da odur. Onu da kısaca özetleriz. Bütün inanç Zihniyet tüple. konusunda bir yerde değil mi işlemek gerekecek biraz daha Tabii hocam? tabii. Çünkü sizinle telefon görüşmemizde konuştuğumuz Muhittin Arabi'nin görüş ve anlayışlarını bugünkü modern dünyanın insanı nasıl görmeli, nasıl yaşamalı? Bakın burada bir ufak Windows pencere açalım, şöyle diyelim. Efendim, gelenekçi toplumlarla modernist toplumları bir arada tutan, onların olumsuzluğunu bertaraf edip kalıcı baki olan yönü kadim bilgeliktir. Kadim bilgelik her dönemde vardır. Yerin altında bir artezyendir ve ne zaman ihtiyaç hasıl olursa, insanlık bunu talep ederse, çığlıkları yükselirse, kadim bilgelik öğretisi özellikle ilim ve adalet şeklinde insana zuhur eder, topluma zuhur eder ve gündeme gelir. İhtiyaç hasıl olduğunda özellikle. Çünkü neden? Toplum rahatlığında bunu talep etmez. İşler Dibe vurduğunda sıkışınca oluyor değil mi bu iş hocam? Ve özellikle ilim ve adalet üzerinden bir de değil mi tecellisi? tabii. Bu da çok önemli O galiba. yüzden kadim bilgelik öğretisine sahip olan her peygamberin, ben Füsus-u Likem'de 27 peygamberin şu an YouTube kanalında 20'sini anlattım. Şimdi Zekeriya peygamberin kapısına geldik. Tabi anlattığımız şahsi hikayeleri değil, şöyle anlattığımız gibi değil, karakteristik has esmalarını, Allah'ın ilahi isimleri üzerinden her esmayı, hikmetini anlatmış. Biz de o disipline uygun anlatıyoruz ama anlatırken 13. yüzyılın batındaki görüşlerini bugün zahire çıkmış ayetleriyle göstermezsek bize yuh olsun. Bu Estağfurullah. çok Çok yok keyifli. ama. Hakikaten çok keyifli. Ben de izliyorum onları ve hakikaten çok keyifli bir şekilde anlatmışsınız ve çok şey öğreniyorum. Yani not tutarak seyrettiğimi söylemem gerekiyor size buradayken. Teşekkür ederim. Şimdi neden? Talebelik yapıyoruz. Neden talebe? Öğrenci de değil. Talebe talebene. Yani talep edene verildiği için. Çünkü Muhittin kendine muhakkik diyor. Muhakkik araştırıcı demek. Şimdi efendi 550 eser yazmış, kendini araştırmacı diyor. Biz kalkıp da Muhittin'in işte uzmanıyım falan, ne haddimize. Daha yoldayız, demleniyoruz. Yani talebimiz var. Talebene ve cedene, talep edene verilir. Buna bakıyoruz ve iyi Devamlı niyetle. sahibi olmak çok güzel tabii hocam. O sizin o güzelliğiniz aslında. Herkes böyle davranmıyor ama doğru bir şey O söylüyorsunuz. biz herkese değil, kadim bilgeliğe bakıyoruz. Evet. Herkesin nefsi var, saygı gösteriyoruz. Ancak kadim bilgelik insanı hakka bağlar. Hak esastır. Yani ona göre buna göre değil, hakka göre. Neyse devam edelim. İlim ve ne dedik? Adalet. Kadim bilgeliğin temelde ister geleneksel toplumlarda isterse modernist dünyada eskimeyen, her zaman ihtiyaç duyulan varlıklar öncelikle ilim ve adalettir. Niye adalet? Çünkü farklılıklara açılıyorsun. Farklılıkların olduğu yerde adalet zorunlu varlıktır. Ve her varlık kendini bildiği için ister nefsinde, ister aklında, isterse sezgi ve keşfinde
bulduğu her bir şey Allah'ın bir esması üzeredir. Esmalar arasındaki ilişki adaletle ifade edilir. Dolayısıyla Allah kemalat için de adaletin yolunu tercih etmek, yani o yolu izlemek gerekiyor değil mi? Kemalata ulaşmanın da galiba en birinci koşulu bu. Tabi toplumsal yaşamda adalet, bireysel yaşamda da o esmaların itidali, dengesi. Yani fuhuşata, fahişata, yani aşırılığa gitmeden dengede tutma. Bakın, bu varlıkları yok edemezsin. Ama o varlıklar arasında dengeyi kurar, her birinin hakkını verir, tevhide getirebilirsin. Birisi bir esmayı yok sayıp bunu yok edelim dedi miydi, geçmiş olsun. Orada faşizm başlar bugünün diliyle. Biz ona gelemeyiz. Muhittin Arabi ırkçılığı, efendim, bu evrenselliği esas alır ama tarihselliğin içinde evrenselliği gösterir. Tarihsellik yaşanmışlıktır. Eğer o yaşanmışlığın içinde o evrenseli göstermiyorsa o kadim bilgelik değildir. Uçuk kaçık tenzih edilen görüşlerdir. Ama o yaşantının içinde evrensel olan şu demektir. Evrensel olan herkeste kuvve olarak var olan yetilerdir. Bunların tarihsel, kültürel olarak ortaya çıkıp var olma isteği onun tarihselliğidir. Yani nesidir, varoluşudur. Evrenseller her insanda, her varlıkta, tabiatta var olmak ister. Bu onun hakkıdır. Bu hakkı tanımak, var olma hakkını tanımak. Efendim sen bana, ben sana katlanamam. Ya adalet var. Eğer toplumun haksızlığa neden olacak bir davranışı varsa onu başka bir esma yok edemez. Adalet ona sınır getirir ve onu sınırlar, onu belirlenim alanına sokar. Ama o adaletin o tarihsel koşullardaki yapısı ne olması lazım? Şartlara göre gittikçe genişleyecektir. Bunları konuşacağız. En temel varlık ilim ve adalet. Peki, şimdi farklılıklara açılma dedik ya, Muhittin Arabi ne diyor? Gezdiği tüm topraklarda din anlayışını böyle anlatıyor. Ne diyor? Bütün inançlar, bütün itikatler benimdir. Hiçbirini yok saymam ama hiçbirine takılıp kalmam. Bunun İslam'da tam şifre olarak söylenişi la ilahe illallah'tır. Buna mı denk gelir hocam? Tabi la ilahe, yani neye inanıyorsan, hangi esmaya takılıp kaldıysan, neyi ilahlaştırdıysan onu olumsuzla kaldır. Kaldırmak yok etmek değil. Var olanın asli kaynağına rücu ettir. Ona ait. O kim? İllallah. Baki olan Allah. Yani ilahları Allah'a bağlamazsan, ilahlar var. Yani Allah'ın bütün esmaları ilahtır. Esmaları. El alem diyor. İlmine taparsan, sadece ilminden den vurursan, ne oldu? Allah'ı ilimle sınırladın. Bak, ilah oldu. Allah müsavvir, sanat. Sanatçıyım, başka bir şey tanımam. Ben tüccarım, rızkı tanırım. Merhameti tanımam, adalet olmadı. İşte bak, hangi esmayı putlaştırırsan Allah onunla, hepsi Allah'tandır. Hiçbir ilah Allah'ın dışında değildir. Ama birine takılıp kalırsan, diğerlerini yok etmeye kalkarsan, yok sayarsan Allah'ın gücüne gider. Niye? Allah hepsini kapsar. Allahu Ekber demek tek büyüklük demek. Hepsini kapsayan tek büyüklüktür. Yani kendisi ayrı bir ilahtır. Ötekilerden daha büyüktür. Diğerlerini döver. Öyle bir şey değil bu. Bir kere bu tevhid anlayışına bir çeki düzen verelim. Artık çok bunaldık yani. Allah'ı en büyük ilah, diğerleri küçük ilah, onları pataklıyor.
Böyle bir İslam anlayışı olmaz. Benim ilahım, kudretim benim elimde, sizin ilahlarınızı döver. Çünkü ben Allah ilahına tapıyorum, sense. Hayır. Bütün esmalar Allah. 99 esmayla kategorize etmiş, bin bir demiş, sonsuz demiş. Allah'tan başka bir varlık yok ki. Ha, bunlar arasında nispi hayatta dengesizlikler varsa bunu belirleyen şey ilim ve adalettir. Buraya geleceğiz. Peki, şimdi teklifi neydi? Bütün inançlar, bütün itikatler benim. Bak, vahdetel vücuda anlatıyorum ha. Yani böyle teorik değil, yaşantının içinden. Bütün itikatler, bütün inançlar benim. Evet, Ama hiç böyle hiçbir bir takılıp kalmam. Bu gezdiği bütün coğrafyada, Kuzey Afrika, Orta Doğu, efendim Mekke, Medine, Şam, oradan geçiyor Anadolu, Irak, Anadolu, Anadolu'da Adıyaman, Diyarbakır, Kayseri, Malatya, Konya, özellikle de Gnostiklerin bulunduğu Kapadokya. Burası Yani başka tabii. bulunmuş öyle mi hocam? İbn Tabii tabii Arabi, tabii. bunların hepsinde bulunmuş. Peki ne kadar bir O süreyi kapsıyor? Bunu bilebiliyor 10 muyuz? yıl. 2 kere gidiyor geliyor Çema. 10 yıl. Muhittin Arabi'nin yaptığı şey şu. Sadreddin Konevi'nin babası İmadüddin İshak Efendi arkadaşı Hicaz'da karşılaşıyorlar. O da Endülüsidir. Ve Konya'ya davet ediyor. İmadüddin İshak Efendi de Sultan Keykavus'un özel kalem müdürü, Selçuklu Sultanı. Malatya'ya geliyor. Malatya'da bizzat veliahtların yani sultanların çocuklarının eğitim yeridir Malatya. Yani Osmanlı'da nasıl Trabzon, Amasya, Manisa, Kastamonu şeylerin, şehzadelerin eğitim yerleridir, sancaklarıdır. Şeyde de öyle. Malatya'da Selçukilerin şehzadelerinin yetiştiği yerdir. Muhittin Arabi bizzat Anadolu'da şehzadeleri yetiştiriyor. Burası çok önemli. Efendim, sadece o mu? Mesela şey var, Türklere ok atmayı öğretiyor. Çok da iyi asker yani o. Kısa oklarla savaşma tekniklerini. Bunlar literatürde bulunması biraz zor kaynaklar. Mutlaka bilmiyorum. Tevatürden yani. Literatürden değil. Neyse, iddiası yok efendim. Öğrenci, talebeyiz. Şimdi bu teklifi yaptığında iki yerde Efendi'yi katletmeye kalkıyorlar. Biri Mısır, biri Suriye. Çünkü bu toplumlar orada bu farklılıklara müsait değil. Burada değişik görüşler var. Bunlar hala buralarda problemli coğrafyalardır. Neden? O tek taraflı bakış, Emevi din anlayışı maalesef biraz bu konularda kudreti yani ilmi ve adaleti değil kudreti kuvveti merkeze alan yapılardır. Şimdi özetle seyahati böyle. Şimdi gelelim Muhittin Arabi'nin vahdetel vücudu görüşünü açacak konulara. Şimdi ne dedik? Sizin sorunuz sezgi ve keşif ile bulurum, akıl ile bilirim. Efendim, bunu anlamak için bu görüşün ortaya çıkışını sağlayan yine Sadreddin Konevi Hazretleri'nin rektör olarak üniversitede öğrencilerine verdiği dersin bir şeyidir bu. Ana konusu. Yani yetiştirdiği Iraki var, Fergani var, El-Cündi var. Böyle önemli şahsiyetler var. Nereden biliyorsun?
Bunlar Füsus-u Likem üzerine şerh yazan kişiler. Şerh yani yorum. Efendim ben bunu nasıl anladım? Ne demek istiyor? Bak şimdi Muhittin Arabi'nin başat eserlerinden biri Fütuhat-ı Mekke, onun seyri sülukunu anlatır. Arapçası 33 cilttir. Bir de Zeyilname'si var. Sağ olsun Ekrem Demirli Beyefendi Türkçe'ye büyük boy çevirdi. Her biri 500 sayfalık 18 cilt eser. Efendim şimdi Füsus-u Likem üzerine yorum yapan ta günümüze kadar gelen şerh sayısı 40 falan civarında. Yani bir literatür olmuş. İslam dünyasında bir eser ele alınıyor. Bu karakteristik özellikleri anlatan, filozofik ve mistik deneyimleri de içeren görüşler beyan eden 40 görüş. Bir de ya ben bu Füsus çalışırken vahdetel vücudu da böyle anladım diye 120 tane de mukaddime yazıyorlar. Böyle bir külliyat. Efendim bunların ne önemi var? Bu anlayış insan yetiştiriyor. Tabii çok önemli. Hala da yazılıyor günümüz insanına Füsus-u Tabii. Likem. Durmuyorum canım. Bunu anlayabilmek için hala yazılıyor bununla ilgili çünkü neden? Havada cıva değil ki. Öyle konular var ki yani hayda falan oluyorsun. Yani bugün İskoçya'da Muhittin Arabi Enstitüsü var. Mesela Türkiye'ye bir dönem geldiler. 80 öğrenci falan. Ecnebiler çalışıyor. Amerika'da var. Yani William Chittick diye bir beyefendi var. Efendim Japonya'da Izutsu var. Mısır'da Afifi var. Bunlar her biri bir ekol ve öğrencileri var. Ben abartmıyorum. 2010 yılının Mart ayında bir arkadaşımla beraber Şam'a gitmiştim. Sabah gittim. Saat 8'de efendinin şeyi yattığı yerde ziyaret ettiğimde vıcır vıcır insan kaynıyor her ülkeden. Türkmenistan'dan tut, Rusundan tut, İskoçyalısı, Kanadalısı, Alman öbek öbek Füsus tartışıyorlar. Kazan kaynıyor. Evet, İnsanlık arıyor. Ve hala yani bizdeki Türkiye'deki insan şunu arıyor. Efendim bana kerametini söyle. Acaba bu çağ nasıl okumuş? Ya arkadaş sen kendini oku ya. Ne yapacaksın olaylar öyle mi oldu böyle mi oldu? Sen kimsin? Kendini biliyor musun? Ama bana işte kerametini anlat. Mesela ben bu konuyla ilgilenip çevremle tartışmaya konuşmaya başladığımda radyoda falan da oldu. Bir baktım Kadiri kardeşlerin başıma üşüştü. Bize zikir ayini ver. Baba şimdi zikir ayini mikir ayini tamam da Muhittin Arabi'nin şeyine gittiğin zaman çok da sağlam zikirler var. Yani inkar etmiyorum var ama zikirin ne olduğunu. Yani önce fikrini anlayıp sonra zikir gelsin. Zikri sen sesli bir tempo ritmik bir ahenkli bir hale getirip de söylenen esmalar olarak baktığında papağana dönersin. Önemli olan o ritmin, o melodinin yahut da halin diyelim, bir hale hazırlıktır. O halin ilmini. Geliyor mu sesim? Evet evet duyuyorum ben hocam herhalde yani yayında da bir sıkıntı yoktur sanırım kimse tamam, yazmıyor. Tamam peki. Evet. Efendim zikrin hali insanda ilme açmalı. Neyse konumuz bu da değil. Muhittin Arabi ocağı Anadolu'da çok ocaklar açmıştır. Yani altı harlıdır. Burada herkes feyz almıştır. Neden? Çünkü İslam dünyasında Anadolu'nun kaderini belirleyen iki tane hareket vardır. Şimdi oraya geliyorum. 13. yüzyıl.
Bir tanesi Horasan erenleri. Burası çok önemli ama bu konuda pek çok insanımız çalışma yapıyor. Horasan erenleri bu anlayışın daha maturiti İslam anlayışıyla geliyor. Kelama Ahmet maturiti. Yesevi ile başlayan bir hareket, değil mi hocam? Ahmet Efendim? Yesevi ile başlayan, Ahmet Yesevi ile Evet, başlayan bir tabii. hareket. Alp erenler, efendim, ata erenler. Ata erenler çok önemli. Üç tane hareket gelir oradan. Bir tanesi Dede Korkut boyu, bir tanesi Hacıgen boyu, Hacı Nesreddin, Hacı Bayram Veli, Hacı Bektaşi Veli. Bunlar Hacıgen boyudur. Hacı değildir, Hacı. Hacıgen. Hacı. Evet, Hacıgen boyudur. Efendim, isteyen hacı da diyebilir. Yani kimsenin inancına, zevkine. Nasıl Hacı mı hocam? Hacı mesela Hacı. Hacı beklenti Tabii. Hacıgenler, bunlar Hacıgenler Anadolu'da önemli işte. Bir de ata boyu var. Ata boyu. İşte bu soyadında da o çok önemli rol oynamıştır. Bektaşi babası Cemal Ata ile Mevlevi dedesi Celal Ata mecliste bir öneriyle kendilerine bu soyadı almışlardır. Horasan'dan gelen. Gaziye'de Kemal Atatürk ismini koyan onlardır. Bunlar Celali, Cemali, Kemali üçlemedir. Ata boyunu bir de buradan bak. Günümüze taşı dedin ya, bunu da söyleyelim. Eksiklik olmasın. çok önemli, evet. Çok güzel bir yere değindiniz. Çok güzel oldu hakikaten. Çok aydınlatıcı. Şimdi üç boy dedik. Horasan erenlerinde Dede Korkut boyu. Onun da kıymetini bilmek lazım. Efendim Hacegen boyu, ata boyu. Efendim bir de bunlar kültür olarak geliyorlar, kültüre gömülü olarak geliyor, maturiti İslam anlayışı. Bu Arapları etkileyen kelamcı anlayış Eş'ari kelamıdır. Farkını söyleyeceğim. Diğeri de Türkleri etkileyen maturiti İslam anlayışı. Fakat bu Muhittin Arabi Endülüs'ten, batıdan, maşrıktan gelen bu zat-ı muhterem İslam'ın atmosferini getiriyor. Evet. Diğerleri de kültürünü, toprağını, ekinini getiriyor. Şimdi Evet. atmosfer halle efendim ekin bir araya gelmese mahsul verir ama zayıf verir. O yüzden Muhittin Arabi ile Horasan erenlerini meçhetmezsek Anadolu İslam anlayışını kavramakta çok ciddi zorluklar yaşarız. Çünkü neden? Maturidi İslam anlayışı şöyle çalıştığımızda Muhittin Arabi'nin eserlerine baktığımızda daha primitif kalır. Özü doğrudur ama yetkin değildir. Efendi 300 mürşidi ele alıyor. O irşad olurken karşındaki mürşidini de kendisi irşad ediyor. Karşılıklı. Aman yarabbim. Evet, hocam çok hakikaten Dünyayı uçuruyorlar yani. Bize hakikaten bir yani derya geliyor, derya. bence. Allah razı olsun. Hakikaten Kusura çok bakma. güzel şeyler paylaşıyorsunuz bizimle. Çok kıymetli. Hakikaten hakkınız ödenmez hocam. Sağ olun, var olun. Sağ Çok olun. çok özür dilerim. Çünkü bizim kökümüzü anlatıyorsunuz. Aslında bizim kaybetmiş olduğumuz özümüzü anlatıyorsunuz. Buna çok ihtiyacımız var. Yani nereden geliyoruz, nereden besleniyoruz? Bu topraklar aslında neleri kapsıyor? Bunları artık Tabii, hakikaten bunları düşünmek için. konuşmak lazım. Şimdi Bunların içimizde tekrar yeşermesi için o duyguların, o hallerin, bunları bilmeye ihtiyacımız var. Çünkü bilmeden bunları içimizde bir şeyler kıpırdansa dahi yerli yerine oturtamıyoruz. evet, Yani şimdi bunları bir Sadrettin Konevi'de dört talebenin çalıştığı şeyi anlatıyordum. Konu buyurun. dağılmaz, merak etme. Yani bir Yok yere yok. Onda hiçbir merakım yok. Siz bu kadar kadar. farklı yerlerden toparlıyorsunuz ki konuyu, ben sizi başka yerlerden de takip ediyorum. O konuda hiçbir sıkıntı yok hocam.
Fakat şu an Anadolu meselesini daha sonra yine konuşuruz herhalde, değil mi? Bu Anadolu meselesi çok önemli aslında. Devam ediyor şimdi Anadolu'da Biraz hani Müslüman kimliğine katkıları oldu İbn Arabi'nin, onu da sormak istiyorum. Tabii hani sizi de bölmek istemiyorum. Ama bunu da sıkıştırmış olayım araya, siz nerede anlatmak Gayet isterseniz teşekkür derken ederim, sormak istiyorsunuz. anlatırız. Şimdi dört tane temel okul oluşuyor, fakülte. Bir tanesi kelamcılar, diğeri sufiler, bir diğeri muhakkikler, bir diğeri de işrakiler. İslam'da, Anadolu'da biz bu dört ocağı da görüyoruz. Yakın yerlerde de, İran'da da görüyoruz. Arap dünyasında da görüyoruz. İslam'ın tasavvufunu şekillendiren bu dört ekol bir zeminde birleşse de farklılıkları var. O yüzden tasavvuf literatürünü temelde dört okulda şekillendirmesini görmek mümkün. Bunlardan kelamcılar merkeze neyi alıyorlar? Aklı alıyorlar. Merkezlerinde akıl var. Ama yöntemleri ne? Yöntemleri karşılaştırma, istidlal, kıyas. Kıyas ediyorlar. Evet. Evet, mukayese. Ve o karşılaştırmayla ortaya çıkan aklı merkeze koyuyorlar. İşte İbn Sina'ları, İbn Rüşd'leri, Farabi'leri bu ekolde en yetkin şekliyle görürüz. Yok saymayız. Bu alanlar var. Bu Evet. bir. İki. Bir de sufiler var. Sufiler merkeze neyi koyuyor? Aklı koymuyor. Neyi koyuyorlar? Duyguları. Ruhu koyuyor. Ruhu, ruh. Ruh diye bir varlık var. Tamam. Temelde ruh var yani. Çok önemli bir şey söylüyorlar. Fakat yöntemleri mukayese, kıyas ve ispat değil. Yöntemleri keşif ve sezgi. Sezgi ve keşif. Sezgi ve keşifle ruhumda bulurum. Buna vahdet el şuhud diyebiliriz. Şahit olma. Yani Evet. bir hale şahit oluyor. Mistik. Herkes de zorunlu bir varlık değil ama geçerken ben bu zevkte kaldım diyebilir. Bunun esas piri bizim Anadolu'da Hazreti Mevlana'dır. Evet. Ruhsal olduğu için şiirle, poetikle anlatır. Benzetmeler yapar. Fabulları vardır. Yani orada akıldan daha ziyade ruhsal olduğu için aşkla, sezgi ve keşif ve aşk. Bu da güzeldir. Yani bizde eksik kalmamalı. Her şeyi inkar etme değil, karşılıklı ikame etme değil, tamamlayıcı olma özelliğine bakmalıyız. Üçüncüsü işrakiler. İşrakiler o devirde bunun babası Suhreverdi Hazretleri'dir, İranlı. Muhittin Arabi ile de karşılaşmışlardır. Bak, Muhittin Arabi ile İbn Rüşd karşılaşıyor, Suhreverdi karşılaşıyor. Mevlana Hazretleri 5 yaşındayken Muhittin'le karşılaşıyor. Onun hikayesi de var ama evet. Şimdi Suhreverdi Hazretlerinin Nurlar Heykeli diye bir eseri var. İşrakiler varlığı nur üzerinden anlatır temeli. Onun da merkezinde akıl var. Pardon, merkezinde ruh var. Ama yöntemi şey, kelamcılar gibi mukayese ve ispat. Buna özel ilgi duyanlar çalışabilir. Zerdüştlüğü de bu temelde ele alıp inceleyenler daha iyi anlar. O çünkü efendi o kültürün içinde dönüşüyor. Yani peygamber bildi, tamam bir de ben bileyim. Ne yaptıysa aynısını yapayım. Yap. Ama kendim keşfedip bulacağım. Peki yanlış yola çıkarsan
heba olursun olabilir. Onu göze alıyorsa kısa devre yapıp yanabilirdi. Peki. Dördüncüsü muhakkikler. Yani Muhittin İbn-i Arabi'nin ekolünden yola gidenler. Bunlar merkeze aklı koyuyor ama yöntemi sezgi ve keşif. Sufiler gibi. O yüzden sezgi ve keşif ile bulurum, akıl ile bilirim dediği bu yöntemdir. Vahdetel vücudu diğerleriyle olan ilişkisinde anlatmazsak anlaşılması zor. Böyle Evet, soyut bir anlat. bütün halinde bakmak gerekiyor. Doğru Evet. söylüyorsunuz. Şimdi o zaman efendim ben sufiyim. Tamam da sufisin de nasıl sufi? Muhittin Arabi de sufi. Nasıl sezgi ve keşifle sufi ama Evet. akıl ile kelamcı. Şimdi bak hiçbirini dışarıda bırakmıyor. Doğru. Gelelim Hepsi benim sezgi. dediğim gibi, değil mi? Şimdi muhakkikle araştırmacı toplumsal bak bireysel olarak sezgi ve keşifle bulur. Topluma anlatacak. Nasıl anlatacak? Mevlana gibi ruhsal anlatabilir. Şiirle anlatabilir. Muhittin Arabi'nin Fütuhat-ı Mekkiyesi'nin hemen hemen her cildin başında şiirleri vardır. Ben böyle üşenmedim, tembellik etmedim. Sayfalarına bir baktım. O 18 cildin bir cildi sırf şiir. Yani topladığın zaman. Zaten Yani harflerin efendim. iklimi de çok meraklı, değil mi hocam? Yani her harfin aslında hurufu mukattalarla falan da İbn Arabi çok yakından ilgili ve onları da çok güzel anlatmış birisi. Yani aslında hani kelam denen şeyi harf harf, yani çok yakından incelemiş birisi. Her şeyin çok içine girmiş, dalmış Evet, birisi. harflerin ruhu var diyor. Onlar canlıdır diyor. Varlık düzeylerini anlatırken zaten lafsi varlık, yazılı varlık boyutlarını da ele alır. Yani varlığı sadece duyularımıza gelen eşya, şeyler olarak bakmaz. Vahdetel vücuda çalışacak insanlar lafsi, kelami, sözel olanla yazılı olanları da varlık olarak görüyor. Şimdi Allah'ını seversen Defne Hanım, şimdi konuşuyoruz lafsi. Evet. Tesir ediyor. Alana tesir ediyor. Ve Tabii ki. karşılığı var, yaşamında değişim, dönüşüm sağlıyor ve varoluşa geliyor. Varlık kazanıyor. Diyor ki İsa'nın sözüdür bu. İncil'de geçer. Yani Allah kelam idi diyor. Logos yani. Kelam nezdindeydi diyor. Yani çünkü şari olan Allah, şari olan Allah konuşuyor. Neye? Semi, kelam ismi var. Kelam yani nispi aleme geldiğinde Allah'ın kelamı var. Varlık olarak var. Sen bunu sana da vermiş kullan. Varoluşa getir. Sen onları yok sayıyorsun. Yok sayarsan Allah'ı ben nereden bileceğim? Bilemezsin. Peki hocam, burada şunu sorabilir miyim? Sizi bölmek de istemiyorum ama mesela eşitlikten bahsettiğimiz zaman varlık düzeyinde bunu nasıl okumamız lazım? Bunu nasıl anlamamız lazım? Yani herkes eşit midir Allah nezdinde? Ve herkese aynı donanımı vermiş midir? Ve niye bazıları diğerlerinden farklıdır? Bazıları başarır ama diğerleri başaramaz. Yani burada acaba hani kullukta bir eksiklik mi var? Yoksa o hani fıtrat dediğimiz şey mi bizi biraz ayrı tutuyor birbirimizden? Şimdi efendim bunlar cevaplandırılır. Karşılığı var yani cevap olarak. Ancak varlık düzeyleri bilinmediğinde havada kalır. Neden? Şöyle bir ikilik yok ki. Bir Allah var, bir de karşısında insan var. İkilik. O diyor ki ikilik yoktu, şirke düşme diyor. Peki o zaman Allah'ta olan insanda da varsa... Peki Allah kamil ve yetkin bir varlıksa insan neden kamil ve yetkin değil? Soruyu böyle sorduğumuzda
biraz daha böyle anlam kazandırabilir miyiz bilmiyorum. Şöyle bakalım. Allah, şimdi konuşacağız bunları. Çünkü varlık düzeyleri var. Temelde 3 varlık düzeyi, 5 varlık düzeyi, 7 varlık düzeyi olarak anlatan takipçileri de var. Ama ben bu anlatımımda 5 varlık düzeyini tercih ederim. 5 ile anlattığımızda nispeten bir sezgisini oluşturabiliriz bunu. Yani kavramsal değil, sezgisel. Ama kavrama açar kendini. Şimdi şöyle düşünün. Şahit aleminde, yani bulunduğumuz bu duyular aleminde, biz en alttaki alemdeyiz. Bunun üstünde misal hayal alemi var, düşünceler alemi. Bir üstünde efendim kategorize etmiyoruz ama ne var? Melekut alemi, rububiyet alemi var. Diğerinde efendim ceberrut alemi ve uluhiyet ve uluhiyetin üstü de gayb alemi. Efendim peki bu varlık nasıl oluyor da tek bir varlık bu alemde çokluğa dönüşüyor? Temel problem burada. Mesela diğer ekolleri incelediğimde Allah'ı tenzih eder, doğrudur. Allah tenzihtedir, tektir, birdir. Ancak bu alemle ilişkisi nasıldır? Efendim Burada teşhis sadece anlatacağız, değil mi? aradaki geçişi göstermemiz lazım varlık. Efendim bize bilgi göndermiş. Kimle? Peygamberlerle. Doğrudur. Ama peygamberler bize Allah'tan bu alemde sıfatlara dönüşen insan ve tabiatı bağlarını kitaplarında gösteriyorlar. Biz bununla ilgilenmiyoruz. Niye? Bir Allah var. Ben de dua ederim ondan ister o da çalışır yapar bana verir. Bütün dualara bak öyledir. Ben üstadıma sordum seneler önce. Allah niye gizleniyor diye saklanıyor. Yani neden? Sebep ne? Bu çocukça bir soru. O da dedi ki o çocukça soru ya. Şöyle dedi. Bir yakalarsalar acayip çalıştırırlar o yüzden saklanıyor. Hem güldüm hem inanmadım tabii. Ya böyle bir gerekçem bul. Ve dedi yok zor değil. Dualara bak dedi. Erkekler kadın, kadınlar erkek, yuva. İhtiyaçlar ne istiyor? Yok şunu ver, bunu ver, para ver, zenginlik ver. Hala öyle değil mi? Tabii. Devam. Ne yapayım? Elimiz O buraya versin dönük ben de olmuş. rahat edeyim. Hatta şu mesela Allah cömerttir, cömerti sever diyor. Değil mi? Evet. Bak cömerttir, cömerti sever. Demek ki cömertliği bize de vermiş. Arabamıza biniyoruz, ışıklarda duruyor araba. Bir dilenci geliyor. Allah rızası için bir ekmek parası, ihtiyacım var diyor. Doğru yalan bilemem. Ben onun sorgulaması için anlatmıyorum bunu. Biz ne yapıyoruz? Ne diyoruz dilenciye? Git Allah versin diyoruz. Allah diyor ki ya cömert ol. Sen de diyorsun ki ya git sana Allah versin. Cömertliği kime yaptırıyorsun? Allah'a yaptırıyorsun. Fiil sende kardeşim. Sana o yetkiyi vermiş. Halifesin gel bak. Sana bu esmaları verdim. Sen el alim, ilim verdim. Ne yapacağım? İlmini yap. El hakim, hikmet yani anlayış. Onu vermiş. Onu yapmıyorsun. El Yani müsavir tas. bilinçli açığa çıkıyor değil mi Allah? Yani Şimdi bunu bak anlamak çok şöyle önemli. buna şöyle bakarsak vahdetel vücudu daha iyi anlarız. İlmini vermiş. Hikmetini, anlayışını vermiş. Sanat. Sanat ne biliyor musun? Yorumlama demek. Niye? Çünkü sanatçılar misal aleminde, hayal aleminde yaşar. Ruhsaldır. Ve bu dünyada yorumlamaya muhtaçtır. Şimdi biz bir yorum yapıyoruz. Ayeti yorumluyoruz. Yorumlayamazsın diyor. Ne dediyse öyle anlayacaksın.
Müşavir esmasını yerine getirmem o zaman. O zaman eksik kalır. Bak, ilim yapma. Anlayış geliştirme, felsefe çalışma mesela. Farklılıkları anlamak felsefeyle olur. Efendim felsefe Tanrı'yı bilme. Tamam bilmez ama bilmeye yardımcı olur. Felsefeyle sen hakkı bilemezsin. Çünkü Allah hakimdir dediği zaman ama aynı zamanda alimdir, aynı zamanda müsabirdir, aynı zamanda efendim rızık sahibidir, adalet. Bir tane esmaya sıkışırsan hiçbiriyle tek tek bilemezsin. Bir varlığın değişik açılımları vardır. Şimdi örneğini vereceğim. O esmalar birbirini tamamlar. Birbiriyle ilişkisinde de o bütünlüğü holistik olarak görebilirsin. Aslında biz de öyle. Yani bir insan görünümünde aslında birçok şeyi taşımıyor muyuz kendi Öyle. yönlerimizin? Şimdi onun örneğini vereceğim. Hani defneyim ama hani defneyi tanımlarken bir sürü şey koyabiliyorum içine bunun. Tabii tabii. Şimdi buna güzel örnek vereceğim. Çok iyi bir alan açtın Defne Hanım. Ama şu şeyi diyor ki Allah, inkarcılardan olma ve seni kahrederim diyor. Hayda, buyur buradan yak. Yani durup dururken nereden çıktı bu ayet? Ben de üstüne düşünüyorum. Ya ben Allah'ı nasıl inkar ederim? Allah'ı inkar etmenin yolu ne biliyor musun? Esmaları var ya, bildirmiş. Onu da sana bil kuvve olarak, yeti olarak vermiş. Bunları kuvveden fiile çıkar. Fiilini yap diyor. Sana da emrettiği bu. Sen de diyorsun ki el alim esmasını çıkarmayacağım. El hakimi de çıkarmayacağım. El müsaviri de çıkarmayacağım. Yani hepsini reddedeceğim, inkar edeceğim. O da diyor ki ben de sana o zaman kahar esmasını çalıştım. Abi çalıştırmana gerek yok. Zaten bende bilim, irfan, sanat yoksa ben zaten kuru kütüğüm, yanarım. Bu kadar basit. Peki bu esmaların fiillerini yapmak ne demek? Bu esmaların fiillerini yapmak şu demek. O fiilleri yaptığın zaman o esmaların kulu kölesi olursun. Kulluk hizmetkar. Tabii. Mesela ilim yaptın. İlim yapan alimlerin hepsi el alim esmasının kulu, hizmetkarıdır. Peki ne oldu? Yaptın. O rahmet kazanır. Bak, rahmet varoluşa gelmek demek. O esmayı yaptın. O sıfatla, o fiille artık o esma sende. Yapma, rahmet kazanmazsın. Sende o yok. Ecdebi yapıyor. İşte ecdebi Allah'ın rahmetine kavuşuyor. Sende ne var? Avucunu yala. Sende hiçbir şey yok. Yapmazsan bak, herkes ister Afrika'da, ister Almanya'da, ister Amerika'da, isterse Tayland'da. Hiç fark etmez. Bil kuvve, bütün insanlık Allah'ın esmalarına sahiptir. Yani aslında herkes, eşitlik bu zaten, değil mi? Eşitlik bu. Ama ihtiyaç hasıl oldu o zaman, o mekan ne yaptı? Sana o esmayı yaptırır. O esmayı yaptırır, o zaman varoluşa gelir. Yani bil kuvveden bil fiile çıkar. Fiile çıktı mıydı ibadet o olur. Abduhu ibadet o demek. Evet. Efendim ben bu İbadet biçimlerinin üzerine konuşsak, alıp o ibadet biçimini alıp bir esmanın fiiline o ibadeti uygulasam, sembolik ifadesini, en kamil şekilde o esmayı ne yaparsın? Kendinde var edersin. Namazın bütün hareketlerini bir esmanın edinilmesinde çalışmak bakalım ne oluyor. İddiası yok. Denemesi bedava. Salatı ikame ediniz aslında bu mu hocam? Efendim? Yani salatı ikame ediniz sözü var. Yani salat çok güzel. Yönelmek. Yani bunu anlayabilir miyiz burada? Evet, Esmanları adını yerine getirmek, hakkını vermek, salatı ikame etmek olabilir mi? Evet. Aynen böyle. Salat yönelmek demektir.
O es bak bu nisbi alemde Muhittin Arabi'nin bütün anlatımı esmalar üzerindendir. Neden? Onu anlatayım mı? Çok kısa. Hemen Evet. söylüyorum. Çok iyi olur. Şimdi Kur'an ayetleriyle gitmezsem havada öyle uçuşan pamukçuklar olur. Şimdi İhlas Suresi. Muhammed Peygamber arındı, 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 arındı. İhlasa geldi. İçi dışı bir oldu. Batını zahir, zahiri batın, evveli ahir. Hakkın tarifidir bu. Hak diyor, el evvel, el ahir, el batın, el zahir. Yani tahakkuk edecek olan hakkı ben sadece batından anlattım. Geçmiş olsun, bana bir şey ifade etmez. Zahiren afakta ayetlerini göstereceksin. Enfüste de işaretlerini. Enfüs dediği nefs batın, Evet. afak dediği ufuk dışarıda eylemlerin. Bunun evveli var, ahiri var. Evveli de diyelim ki bunların evveli ilahi isimler. Oradan başlatalım. Dünyamız için konuşuyoruz. Ahiri ne? Ahiret de ne biliyor musun? Ahir sonra demek. Et, ahir yapıp ettiklerinden sonra. Şimdi o esmanın fiilini yapıp ettiklerinden sonra senin de kalan nedir? Şimdi başka bir ahiret anlatımı. Kafadan Evet, uydurma. o zaman zaten kendi cennetimizi ve cehennemimizi burada yaratmış oluyoruz, değil mi? Yok Yani yok o dur boyutu oraya girme oraya değil. girme. Cennet orada mı burada mı o başka bir tartışma. Orada da var burada da var. İkisi de var. Ben Muhittin Arabi anlatımlarında orada var burada yok diye bir şey yok. Her ikisinde de var. Her koşul altında var. Şimdi burada kastettiği şey şu. Ahiret değerler demektir. Yani şu demek. Evveli ne? Batını ne? Diyelim ki adalet yahut da merhamet. Ahiri ne? Adaletli, merhametli. O evrensel orada duruyor. Sen yaptın mı? Sende kazanıldı mı bu? Adaletli misin? Adaletli defne, merhametli defne. İşte Yani ahiret. onu bir sıfat olarak kendime giymem gerekiyor, değil mi? O Allah'ın o esması baki. Evet. O onun üzerinden var olursan bu bedeni terk ettiğinde bu dünyanın nesnesi bu beden. Öteki tarafta beden yok ki. Ne var? Varlığın düşünceler alemindeki karşılığı. Bak şimdi bunun ne olduğunu şimdi söyleyeceğim. Bak çok sıkı dur. Ben Evet bunu hocam, çok anlayana kadar iyi. senelerce okudum, okudum, patinaj yaptım. Uyandığımda da kalktım göbek attım. Oynatır adamı yani. Delirdim, melirdim ne dersen de ama zevkten delirdim. Oh, ne Diyor güzel. ki Delirteceğim. ya Rabbi diyor bak Allah ahattır, tektir. İhlasa geldi mi? Arındı. Arındı. Sondan iki ayet yani Felak ve Nas kamil insanın yani Hazreti Peygamber'in duasıdır. Ama Fatiha'dan 112. sure İhlas'a geldiğinde arındığında arındığında Fatiha açılıyor başa dönüyor. Sibernetik bu. Burayı Hocam anlayabildik mi? bir daha anlatmanız lazım sanki. Burayı bir daha tekrar eder misiniz? Yani Felak'tan. Muhammed Peygamber Hira'da arındı, 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 tefekkür etti. Kendi dünyevi arzu ve hevalarından soyutlandı. Kalbine nurun tecellisiyle, keşif ve sezgiyle ilahi isimleri bilir hale geldiğinde Fatiha başladı. Elhamdülillah diye başladı. Hamd etti. Kim etti? Allah etti. Hamd eden Allah'tır. Hamd Allah'adır. Neden? Allah kendini bildi. Bak şimdi buradan başlıyoruz. Fatiha farklılıklara açılma. Fatiha'nın iki bölümü var. Bir tarafında kamil insan muhatap, diğer tarafında Allah. Çünkü ayetlerin hitapları böyledir.
Allah'a taksim edilen surelerin ayetleri var. Surenin ayetleri var. Bir de Muhammed'e, yani hitap muhatap var. Fakat farklılıklara açılıyor. Peki nasıl açılıyor? Arınmış olan ahadiyete gelen, artık kendisi beşeriyet olarak fena olup beka olduğunda Hazreti Peygamber ona elhamdülillah dedirtti. Hamd etti. Oh çok şükür. Asli kaynağı, yani kaynağa geldi, öyle berrak bir sudan içti. Böyle paslı sular, borular falan yok. Ana kaynaktan çıkış. Varlık kendini bildi. Buna Muhittin Arabi şey diyor. Gayb, gizli hazinenin açılmasıyla beraber uluhiyet mertebesi, ilahlar, yani ilahi isimlerin suretlerinin bilinmesi. Allah kendini kendinde ilahi bilinçte bildi. Kendini ilahi bilinçte bildi. Bunlar esmalar. Sen de yetkin ve kamil olarak arınıp ilahi bilincin eylemcisi ve düşüncesini taşıyorsan, baki olan onlar. Evet, tabii. Bedende ne var? Şimdi oraya geleceğiz. Bak, burası çok önemli. İlahi bilinç dediği evrenseller, Allah'ın kendini kendinde bildiği miftahlar, anahtarlar. O esmaları kullanmazsan gizli hazineyi açamazsın. Bunu söylüyor. İlahi bilinç. İlahi bilinçte görülen, uluhiyette görülenlerin nisbi aleme, bak, kendisi mutlak. Mutlak ne demek? Koşulsuz. Kendinden kendini bildi. Dışarıda bir varlık yok. Ama bildiğine yine nurunu verdiğinde bildiklerini ne yapıyor? Artık nisbi, gittikçe letafetten kesafete, yani manadan maddi aleme doğru dönüşme mertebeleri başlıyor. Bunun ilk şeyi ceberrut. Yani ceberrut dediği artık nisbi aleme kapının açıldığı yer. Kuvveti var, ancak daha henüz varlık kendinde bir, bak, şeyde ahad, gayb aleminde ahad, tek. Örnek veriyorum. Şimdi örnek, benzetme yapacağım anlaşılması için. Varlık düzeylerine girmek. Şimdi varlık ahad, tek. Ahad'ın tam karşılığı, ahad'ın tam karşılığı tek demektir. Bu İhlas suresinde kul hü vallahu ahad, de ki o Allah'tır. Bak, işaret ediyor, o diyor. Herhangi bir nitelik yüklemiyor. İşareti var. Üçüncü tek şahıs. Göster, gösteremiyorsun. Daha yok. İşareti yok. Kul huvallahu ahad. O tektir. Biriciktir. Ona Allah diyorum diyor. Kendi kendine diyor ki, şimdi Allah olduğunda uluhiyeti, ilahi isimleri çıkacak ama bunlar ortaya da çıkmıyor. Tek olanın ayrışımsız esmalar var ama kuvve olarak var, fiil olarak yok. Kendi içinde ayrışmamış. Bir yumurta düşün, yumurtanın içinde her şey var ama ayrımlı değil. Ortaya çıkacak civciv bile var ama yok. Var ama yok. Gelelim vahidliğe, yani uluhiyetten ceberrut alemine. Vahidlik diyor. Onun da örneğini vereceğim. Burada da vahid tek değil. Vahid çok ama öyle bir çok ki kendisi tek değil. Her şey kendi içinde ayrışmış bir. Ahad kendinde tek, ayrışmamış tek. Vahid yine kendinde ortaya çıkmamış. Nasıl? Diyor ki bu diyor kendi içinde ayrışmış ama daha ortaya çıkmamış. Narın içindeki çekirdekler. Evet. Benzetme yapıyoruz.
Şimdi bunu başka bir yoldan anlatıyorum. Muhittin'in anlattığı gibi. Ağda dairenin merkezi diyor. Nokta. Kendisi gibi aynı olan ama dış kapları, sıfatları farklı olan vahit de çemberin üstündeki noktalardır diyor. Dairenin yani üstündeki noktalar. Daireyi oluşturan noktalar. Evet. Onların her biri bir vahit. Evet. Şimdi anlatacağım. Vahitle ahat arasındaki farkı da anlatacağım. Fakat ahatla çember üzerindeki bir vahidin arasında bir çizgi çekersen ona da rububiyet diyor. Rablik mertebesi. Şimdi ne demek onları söyleyeceğim. Şimdi bak üç tane şey. Bir, ahat, vahid, Rab. Üç tane esmayı söyledim. Bunlar evet. Kur'an metninde var. İsimleri varlığın geçiyor. Hepsi aynı olsaydı bir tane isimle söyleseydi hiçbir şey. Ama mertebeleri var ki aynı demiyor. Şimdi bak şöyle düşün. Defne Hanım. Bir tane sürahi al. Şöyle. Ay Allah. Boş mu da? Tamam. Sürahi. Bunun içine suyu koyalım. Buna ahat diyelim. Tamam. Ahat. Sonra alalım bunu 10 tane değişik bardak. Şekli, şemali, rengi, materyali bile farklı. Hiçbir boyları falan aynı olmayacak. Yani camdan olacak, tahta olacak, metal olacak, mika olacak vesaire vesaire. Çay bardağı, su bardağı, şekli değişik olacak. Sürahiden aldık. 10 tane değişik bardağı koyduk. İçindeki sular aynı mı? Aynı. Onların her biri vahit. Çok güzel örnek oldu hocam. Ahat çok vahit açık, böyle. Çok şekilde evet. Oldu yani. Çok açık oldu benim için şu an. Evet. Şimdi ahat vahit böyle. Şimdi bu ahatı sezgisel olarak düşündürecek benim üstadımın bir anlatımı vardır. Bayılırım ona. Bunu da insan üzerinden anlatalım. Şimdi kendinizi tarif edin. Nesiniz siz? Diyorsunuz ki işte bu beden benim. Bu beden ben değil ki. Ben olanın sahip olduğu şey bedenmiş. Demek ki beden ben değil. Ben kavramı üzerinden gidiyorum. Evet. Akıl, akıl benim diyor. Ben dediğin varlığın sahip olduğu aklı kastediyor. Hayal öyle, içgüdü öyle. Yani ne dersen de her şeye benim diyorsun ya, fikir benim, ondan sonra şu benim, bu benim. Benim kendisini sahip olduklarını söylüyor. Beni anlatıyor mu? Ben dediğin ne? Ben dediğin ortada gözükmüyor. Ama her şeyin sahibi o. Sonsuz da açılımı var. İster mühendis oluyor, ister doktor oluyor. Bak şifa ölçü hep Allah'ın esmaları. Ama onlara hep yüklenen öz bilinç dediğimiz benlik kavramı. Hani dağlara, taşlara teklif ettik. Yükledik, almadı. Almadı, cahil ve zalim insan kabul etti. Bu cahil ve zalim insan dedi. Çok önemli. Evet tabii. Yani bugünkü cehalet tartışmasına ben girecek değilim. İnsanlık cahildir ve zalimdir. Cahil demek yönsüz demektir, bilgisiz değil. Adem'e de esmaları öğretti ama Arap şöyle der. Çölde yönünü bilmeyen deveye cehel der. Mesela bir örnek vereyim. Mekke'de iki tane şey vardır döneminde. Peygamberin daha peygamberliğini ilan etmeden önce ona el-emin diyorlar. Ne derse o kadar emin bir insan ki biz buna inanırız diyorlar. Müşrikler de öyle söylüyor. Bir ikinci kişi kim? İki tane adam var.
öteki de Ebul Hikem. Ebul dediği baba, Hikmet babası. Bak biri El-Emin, diğeri de Hikmet babası. Fakat Hazreti Peygamber Mekke'den hicret ettiğinde, Yesrib'e gittiğinde, sonra Medine oluyor. Orayı Medine, medeniyete çeviriyor. Yesrib hayal demektir, Serap'tan gelir. Döndüğünde Ebul Hikem'e ne diyor? Ebul Hikem ismini değiştiriyor. Muhammed Peygamber söylüyor. Ebu Cehil diyor. Niye? Yönünü bilmiyor. Sıfatlar aleminde kaybolmuş. Evet. Tamam mı? Bu aleme düşen sıfatlar aleminde yönünü kaybeder. Onun için Kabe yani kıble çok önemli. Yönünü bilmek. Bütün gayeni bilmek demektir. İnsanın gaye, ya ben konuşuyorum ama saat 10'a evet. geliyor. Haberin olsun ha. Yani. Hocam artık bugün önünü açık bırakalım. Bence çok güzel gidiyor. Yani burada hakikaten kesemeyeceğiz. Güzel bir akış. Devam edelim biraz daha hocam. Yani peki. Tabii her şeyi birbirine konuşamayacağız elbette. Zaten bunlar açtıkça daha çok şey çıkıyor altından. Daha derinleşiyoruz ama şu an çok lezzetli. Biraz daha gidelim izniniz olursa. Peki. Çok yorulmadık. Yok ben yorulmam. Sohbet insana ne yapar biliyor musun? Dinamo gibidir. Enerji yükler. Yani ben şu anda inanılmaz bir coşku taşıyorum. Onun için hakikaten hiç durabilecek gibi hissetmiyorum kendimi. Evet. Yani dinlemekten çok büyük bir mutluluk duyuyorum hocam. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Şimdi cahillik yönsüzlük demektir. Salimlik de zulmetten gelir, perdeli. Yani çünkü nefsime zulmettim diyor. Niye zulmet? Yani nefsimin üstünü örttüm. Zalimlik hem eylem olarak neden nefsini ne diyor yok et. Esasında nefsini öldür diye bir söz yoktur. Nefsin dönüşür. Nefsi emmare emir altındaki nefs vicdana bakarak vicdanda Allah'ın esmaları üzerinden emmareden kamileye doğru emnareye aydınlanmaya doğru gider. Dönüşümü sağlayan vecedene, vücut dediğimiz, varlık dediğimiz vicdanda ortaya çıkar. İnsan vicdan varlığı olarak insan olabilir. Beşeriyetten insanlığa doğru gitmek. Şimdi bu ne demek? Bunu da bir konuşmak lazım. Çünkü yönümüzü bilmek açısından. Beşer dediğimiz, şahit olduğumuz alemin en alt duyular alemi. Değil yani mi? Beşer olarak geliyor her insan değil mi dünyaya hocam? Şartlara tabi. Beşer şartlara tabi. Doğası gereği şeriat dediği de şerait, şartlara, koşullara uygun yaşam düzenini oluşturursa o zaman ne oluyor? Kendine sınır koyduğunda beşeriyetin arzu ve hevalarının peşinde koşmaktan vicdanındaki keşfettiriyor çünkü ilahi isimlere göre bu sefer aklını beşerin ihtiyacına göre zaten kullanıyor, ona akıl demiyor, ona zihin diyor. Yani ha, beş duyu, tabii beş duyunun verisine göre onu projelendirmek, onu tasarımlamak, yaşamı kurmak zihin işidir. Akıl bağ demektir. Nedir? Yani vicdanındaki Allah'ın esmalarına o bağlanıyorsa ve onun üzerinden kendini inşa ediyorsa, o evrenseller üzerinden inşa ediyorsa o zaman ona beşer demiyor, ona insan diyor. Allah'ın esmaları üzerinden kendini inşa eden ve edenlerle beraber olup onlardan aşılanan, karşılıklı hizmet edenler artık şartlara tabi değil, şartların dayattığı bir varlık değil, iradeyi Allah'ın esmaları yönünde kullanan ama kendi nefsani özelliklerine sınır koyabilen insan, o duyularla ilgili yaşamını da esmalar üzerinden
hayat inşa eden varlığa insan diyor. O yüzden biz bu aleme beşer olarak geliriz. İnsan olarak, kuvve olarak var ama fiil olarak yok. İnsan bu alemde yok varlıktır. Varlıktır. Nasıl varlıktır? Kuvve olarak varlıktır. Ama fiil olarak yoktur. Fiil olarak yoktur. Kuvve olarak vardır. O yüzden yok varlıktır. İnsan olarak. Buraya beşeriyetini insanlığa dönüştürmeye bu sınava geldi. O insanlığı nasıl yapacak? Allah'ın esmalarına bağlı olarak yapacak. Bunu konuşabiliriz. O zaman bu da... İyi de yani ayağını sabiteyi nereye koyacağız bu anlatımın içerisinde? Şimdi ayağını sabite dediğimiz o esmalarla ilgili bir konu. Oraya da açıklık getirelim. Ne dedik? Beşeriyetimizi insanlığımıza dönüştürürsek, beşer insan oldu mu? Oldu. Yetmez ki. Ha ben insan oldum, hadi bana eyvallah. Peygamber öyle mi yaptı? Hayır. Bir insan insan olduysa başka bir beşerin insan olmasını teşvik ediyor ve de ona yardımcı oluyor ve yol gösteriyorsa, zorlama değil ama, yol gösteriyorsa buna Adem diyor. Ademlik böyle bir şey. Ademlik o zaman mı açılıyor? Tabii Adem dedi, Adem'in devri öyle açılıyor. Başkalarını da Allah'ın o esmalarına, Allah'ın o projesine diyelim, ilahi bilincindekine, varlığına dönüştürürse, ona hizmet ederse, o zaman babalık yapıyor işte. Adem baba dediğimiz o. Öyle. Peki her insan buna vazifeli mi hocam? Her insan buna vazifeli ama nasıl babamızdan, annemizin rahmine dökülen 500 milyon spermanın biri yumurtaya giriyorsa, insanlıkta öyle. Heba olmuyor kimse. Gidiyor yumurtaya yapışıyor. İçeri giren dominant, yumurtaya yapışanlar resesif oluyor. Giren diğer özellikleri kendinde gerçekleştirdikçe resesif olan karakterleri kurtarıyor. Ona Mesih diyor işte. Kurtar. Her biz dominant özelliğimizde resesif olan niteliklerimizi de hayatta karşılık bulundurursak, o zaman yetkin insan olabiliyoruz. Bu bir benzetme abi. Yani hakikatte böyle bir şey var mı yok mu? Var tabii. Yani BBC'de şeyde belgesellerde seyredersen görürsün spermatyusların ne olduğunu. Hepsi kemalata, rahme girmiyor. Allah'ın rahmi, Bismillahirrahmanirrahim diyor. Rahman ve Rahim olan, varoluşa getiren fiillerimiz rahimdir. Rahman bizim bedava bulduklarımızdır. Bu da başka bir konu. Bunları konuşuruz. Ama gelelim ayağını sabitelere. Şimdi ne olduk? Ahadiyetten vahidiyete geldik mi? Geldik. Şimdi tam burada sesim geliyor mu? Evet. Hocam rahatlıyorum ben. Benim yani bazen donukluk oluyor da orada tereddüt. Burada bir sıkıntımız yok şu anda. Hani bir tamam. Ben de duymuyorum. Şimdi ahadiyette şöyle bir şey oluyor. İlahi bilinçte bildiği varlıkların üzerine yine kendisi zuhur ettiği için o zuhuratla efendim ne oluyor? Onlar aydınlanıyor. O esmalar varlığa geliyor. Şimdi Muhittin Arabi burayı şöyle anlatıyor. Tam burası bir sınır, berzah. İlahi isimlerin var olması için diyor. Aşağıdan konuşuyor bu sefer. Yani biz Allah katından anlattığı bölüme bakıyoruz. Bir de alem olarak insandan bakalım. Şöyle. Bu nitelikler kuvve olarak var mı? İçgüdüsel olarak bedenimizde bunlar yeti olarak Allah bize bu tohumları atmış. Fakat ihtiyaç hasıl oldukça ihtiyaçtan dolayı talep ediyoruz. Yoksa etmiyoruz. Bunlar var ama etmiyoruz.
ettiğimiz Potansiyel zaman duruyor bunlar. bunlar duruyor. Ama ihtiyaç ortaya çıkarttı mıydı ki Allah o ihtiyacı da yaratıyor ha. Çünkü hileleri var. Sen ense yapayım yatayım dersen mesela Hintliler gibi. Hintliler yattı. Onların üzerine kimi gönderdi? Büyük İskender'i gönderdi. Adam bir salladı. O öyle lay lay lom yapanlar birden dünyevi hayata karışmaya başladı. Zahiren çıkması lazım. Batında duramaz. Melek olarak kalamaz. Zahirde Adem evladı olacak. Öyle bu aleme gelecek, burada kendini inşa edecek. Ben ense yapayım, melekler yapsın. Yok ya, melekut alemi çalışacakmış, arkadaş da olacakmış. Duayla da yaparım ben bunu. Yap. Yap abi. Yapabiliyorsan yap. O bir yere kadar. Bak, melekut aleminde şart. Duanı yap. Ama fiilin nerede? Destek istiyorsun ama bir şey yapmıyorsun. Şimdi gelelim ayağını sabiteye. Efendim, ayağını sabiteyi şöyle anlamak lazım. Muhittin Arabi varlık ve varoluş. Yani hak ve halk. Yani alem. İki varlık, yani varlık ve mevcut. Böyle de diyebiliyor. Varlık yani vücut. Varlık vücut. Ama alemin varoluşuna da mevcut diyor. Vücutla mevcut arasında bir üçüncü kategori. Şimdi varlık düzeyini 5 değil de 3 üzerinden anlatayım. Daha anlaşılır, sonra detaylandırırız. Arada diyor Allah kendini bildi mi diyor. Kendini açtı ve zuhur etti. Önce kendi bilincinde, ilahi bilincinde esmalarını bildi. Peki bildi. Onları da dış alemde var edecek şekilde tecellisini yaptı mı? Nurunu bastı mı? Bastı. Şuut alemine, bu aleme geldik mi? Letafetten kesafete geldik. İşte bu ilahi bilinçteki bilme ediminin iki yönü var. Allah katında bunlara Esma-i Hüsna, ama bunlar zorunlu varlıklar. Kaldıramazsın. Mesela bu alemde adalet gibi bir evrensel Allah'ın esmasını kaldırabilir misin? Hayır, tabii ki. Rızkı kaldırabilir misin? Bak, ben sana bir şey söyleyeyim. Yok etmeye kalk, rakip esması engeller. Allah'ın esmasıdır. 99 esma üzerine çalıştın, hiçbirini kaldıramazsın. Buna vacibil vücut diyor. Zorunlu varlık. Allah katında olan bu varlıklar zorunlu. Ya ben bunu kaldırayım, yok edeyim. Kaldıramazsın kardeşim. Kaldırırsan bu alem yok olur. Tabii. Adam Denge üzerine gibi. kurulmuş değil mi? Denge böyle zaten. Tabii. Bunlar zorunlu. Birini kaldırırsa, hani diyorlar ya, dünyada arılar yok olursa dünya perişan. Aynı bunun gibidir. Böyle bir şey. Peki. Ali sırrı, arı sırrı, o başka bir şey. Oralar da konuşulur. Bitmez, tükenmez bir derya. Hocam ben baştan sözünü almıştım sizden. Bunu devam ettireceğiz inşallah Allah izin verirse. Bakarız. Ama Kısmet. şu an çok güzel bir yerdeyiz. Şu ayağını sabite meselesi çok Şimdi önemli. ayağını sabiteye gelelim. Ayağını sabite, bu sefer ayağını sabitenin suretleri var diyor. Suret dediği, suret ne biliyor musun? Format. Bir şeyi düşün. Düşündüğün an onu hayal düzeyinde benzetmeyle şekle büründürürsün. O Yani sureti oluyor tabii onun, değil mi? surete büründürürsün. Suret, sure demektir. Suret, sure, proje. Yani format atma. Hani bayağı format atıyorsun ya bilgisayar. Surenin Bak, sana açılımı mı? bugünün diliyle anlatıyorum. Mesela Harika. 114 tane sure var. Onların her biri bir esmalar dizgesinin suret atmasıdır. Kur'an'ı öyle oku, başka türlü anlarsın. Bak, sure. Biz Türkler sure diyoruz, T'yi atıyoruz. Suret o. Suret, Bir format. aslı. Ve dikkat et, her surenin sonunda da iki tane ismi zikreder. Allah alimdir ve ganidir. Allah alimdir ve
hikmet sahibidir. Hayda. Niye durup dururken bunları söylüyorsun ki? Çünkü o surelerle sen çalışırsan, o suretlere bürünürsen sen de varlık aleminde, düşünce aleminde ilim ve irfan yapısı açılır. O Yani formatları kazanır. aslında şeyi de orada müjdeliyor, değil mi? Yani bunu yaparsan bu olacaksın. Tabii canım, varoluşa geliyorsun. Varlık kuvveden Tabii. fiile çıkıyor. Başka bir şey yok ki. Kur'an bunu Evet. anlatıyor. Çünkü farklılığı açtı. Fatiha da bunu açtı. Tabii Allah üzerinden insanın açılması. Bak, hitap muhatap. Hitap eden Allah, muhatap olan insan. Muhatabı kaldır, hitabın bir anlamı kalmaz ki. O yüzden ikilik yok. Bir varlığın iki yüzü var derler. Ama insan varlığı, özü Allah'tır. Suretleri, sıfatları insandır. Şimdi böyle bakmazsan vahdet-el vücudu anlayamazsın. Vahdet-el vücut böyle şey değildir. Yani insanı Allah yapmaz. Her esmanın hizmetkarı olarak insanı Allah'ın kulu yapar. Muhittin Arabi kamil insan diyor, kemalata erdikçe kulluk makamında yükselişini durduramazsın diyor. O yüzden Muhammed Peygamber Abduhu ve Resulü diyor. Abduhu hizmetkar olduğu için risaleti, yani irsaliyesi kabul edilir. Fiili yoksa irsaliyeyi kim götürür? Fiili olan. Resul bu demek. Fiili var. Neyse, bunlar kavramsal, yani bu Ama alana gir. hocam bence bunları da açmak çok yararlı oluyor anlayabilmek adına. Yani çünkü hani bunlar açıldığı zaman insanda da hakikaten o içindeki Defne o Hanımcığım, ben şimdi anlayış ilahiyatçı falan, görüyorum. ilahiyatçı falan değilim. Muhittin Arabi, o da ilahiyatçı değil. Ama ne yapıyor? Şunu yapıyor. Muhittin Arabi konuya ontolojik bakıyor. Onto, on varlık demek. To, te, Evet. ta, to, tanrı demek. Proto Türkçeden geçme. Tanrısal varlığın bilgisi. Yani epistemolojik bilgi kuramı değil. Bak, dikkat edersen varlığın zuhurundan ortaya çıkan suretler üzerinden de tecellisi, yansımaları var. Bak, tecellileri ortaya çıkarttığı suretler geçici ama kendisi baki, kalıcı. Tecelli geçici, zuhur kalıcı demektir. Varlığın asli kaynağından çıkana zuhur diyor ama bu bir sürekli zuhurdan çıkan var ama filmi oynatma gibi, bak film üzerinden anlat. Sinemayı düşün. Bir sürü kareler var. Perdeye bir ışık vuruyorsun. Bir de karelere ışık vuruyorsun. Karelere vurduğun ışık, perdeye vurduğun ışığın üzerinde oynuyor. Işık olmasın filmi seyredemezsin Evet. diyor. Evrene bak, uzaya bak, karanlıkta hiçbir şey göremiyorsun. Ama bir ışık vuran yer koydun muydu ışığın üzerine. O yüzden Nur suresi, fanus içinde fanus dediği, iki nur dediği budur. Nur üstüne nur, değil mi? Evet. Nur üstüne nur budur. Şimdi oynayan kareler onun hareketidir ama kaynağı ışıktır. Hareket ahadiyette var zaten. Hareket var. Ne diyor? Allah her daim bir şendedir. Sürekli hareket halindedir. Ama ortaya çıkarttığı her şeyin üzerine oynadığı için o ayanı sabite işte burada devreye giriyor. Ayanı sabite, ayn göz demek. Sabite, o sabit gözler, esmaların bu aleme. Ya yani ayanı sabite şöyle berzahta düşün. Allah'a bakan yüzünde buna esma diyor, vacibül vücut. Aleme, insana bakan yüzünde de bu ayanı sabitelere mümkünat diyor. Mümkünat, imkanat. Yani Allah katı potansiyel anlamında mı hocam? potansiyel, ama yaparsan o imkan ortaya çıkabilir. Evet. Aktüel hale, gerçeklik hale dönüşebilir. Yapmazsan
Ama o var. Bak şimdi nesbi alemde yapmadığım zaman yok diyorum, değil mi? Yokluk. Ama var. İlahi bilinçte var. Mutlak olarak varlık, ilahi bilinçte mutlak varlıktır. Vardır. Ama nisbi alemde potansiyel olarak var olan fiil olarak yoktur. Yaparsam vardır. Hani yok varlıktır dediğim hikaye işte. Burası biraz çetrefilli. Şimdi Evet, kavranılması zor bir yer ama yani. sezgisini uyandıralım, sonra zamanla Evet. insanlar üzerine tefekkür ederse konuyu anlar. Şimdi şöyle bakalım. Muhittin Arabi diyor ki yaratılma, bu Fütuhat-ı Mekkiye'nin sanırım 3. cildinde 66. bölüm sayfa 23'te başlıyor. İlahi isimlerin ortaya çıkışıyla ilgili teatral bir anlatım vardır orada. Çok güzeldir. Önce diyor bunlar hal dilidir diyor. Bak hal dili, mahal yani. Hal, mahal. Daha mekana gelmemiş. Şimdi Arapçanın bu Rabçasını çok seviyorum. Mahal, halle ilgili. Mekan, kültürel, yaşam, yaşamsal. Yani işte antik Yunan, antik Roma çağında gelmemiş de o. Gelmiş ama eksik gelmiş. Bugün geliyor başka bir mekan. Hani kaderim coğrafyamdır falan hikayeleri biraz vardır tabii. Şimdi gelelim şeye. Ayan-ı Sabite'ye. Ayan-ı Sabite'yi nasıl anlayacağım? Basit. Mümkün alemden bakıyoruz. Evet. Şimdi mümkün alemde ortaya çıkacak. Mesela bina, o gün size örnek verdim. Ayan-ı Sabite'yi tabiatta göstermek istiyorum. Mesela tabiatta güvenlikli bir yerde, barınakta yaşamak istiyorum, çalışmak istiyorum. Bina yapıyorum. Bütün binalarda bir tane ayağını sabite var. O ayağını sabiteye göre o binayı yapmayayım, hepsi yıkılır. Hepsi. Tek bir tane ayağını sabite var. O da ne biliyor musun? Dik üçgen teoremi. Dik kenarlarının alanı, yani karesinin toplamı, kuvvet olarak, kuvvete bağlı çünkü bu alem, hipotenüsün alanına eşit olmasın, o bina yıkılır. Peki bunu Pisagor mu buldu? Bu alemde vardı. Yapa boza buldular. Amca da onu düşünceler aleminde buldu. Adıyla da anıldı. Vefasızlık edemeyiz ki. Amca buldu. Ama Doğru. insanlık yapıyordu bunu zaten. Yapmazsa bina yıkılır. Şimdi o gün sordum size. Bu kainatta dik üçgen diye bir varlık var mı? Göster. Şekle şemale bürünmüş bir dik üçgen var mı? Yok. Göster, Gözle gösteremez. görülebilir bir şey, müşahedemiz yok yani. Ama onsuz da hiçbir binayı yapamıyorsun. Kendisi yok, onsuz da olmuyor. İşte ayağını sabite böyle bir şey. Evet. Gelelim topluma. Toplumda ayağını sabite. Toplumu tek ayakta tutan bir sabite vardır. Tek. Tabii bir sürü destek veren özellikler esmalardır. Doğru, ama en temeli adalettir. Yani Toplumda toplum ayağının sabitesi adalettir mi demek istiyoruz hocam? ayağını Burası çok sabite önemli. adalettir. Adalettir. Başka bir şey değil. Bak şimdi sana bir örnek vereyim. Tarihten örnek daha iyi olur. Hegel tarih felsefesi okuyorum. Ondan sonra orada diyor ki her dönemi yazmış. Antik Yunan ve Antik Roma döneminde, ki Roma çok önemli. Öncesinde yazılı yurttaşlara, vatandaşlara atfedilen bir adalet anlayışı olmadığı için var da yok. Nasıl? Sultanın keyfine kalmış. Yemişim öyle adaleti. Ama sultan da çalışan da insan da adalete tabi olacak yazılı metin. Roma hukuku bu açıdan önemli. Roma efendim çok gaddardı. Tamam gaddardı da o dönemdeki bütün devletler gaddardı. Bu hiç olmazsa kendi vatandaşına karşı
vatandaş tanımı neyse, onlara eşitlik veriyordu. Fırsat veriyordu. Mesela Antik Yunan ve Antik Roma'da eksik olan neydi? Çocuklar, kadınlar ve köleler vatandaş sayılmıyordu. Yani yasal hakları yoktu. Hegel diyor ki yıkılmak zorundaydı. Niye? Çünkü eksikti. Ve köleler, çocuklar ve kadınlar böyle devleti ya ağıyla yıkar ya. Yıktılar da. Yani toplumun bütün bireylerini kapsamayan bir şey yıkılmaya mahkum değil mi? Evet. Böyle bir şey yapmamız kemalata... Adalet yok içinde. Hakka doğru gidiyoruz ya. Hak da ideal, kamil olan esmayı temsil eder. İdeal. Peki ideal olan gerçekleşir mi? İşte hep gayret ona dönüktür. Mesela bugün insanlığa bak, doğanın katli, hayvanın katli, bunları tartışıyor. Yahut da kamusal alanda görev yapan kişilere sınırlar koyuyor. Diyor ki vatandaşın hakları ne olacak? Kudret sende, kuvvet sende. Peki kuvvet ve kudreti taşımayan insanlık ne olacak? O zaman ona sınır getiriyor. Adaletin şekli şemali sürekli tekamül ediyor. Ama bunu yapma, işte o devlet yıkılır. Mecburen yıkılır. Çünkü neden? Ötekinin hakkını yok ediyorsun. Kim diğerini yok ediyorsa onun adalet anlayışı yıkılır. O devletin temelinde. Yani bu zorunlu varlıktır. Bunun sebebi de Allah'tır. Benim söylediğim bir şey değil bu. Çünkü yani Allah'ın adaleti. Adaleti de bu değil mi? Tabii, çünkü o farklılıklar, esmalar alemini o yaratmış. Sen diyorsun ki ben Allah'ın adamıyım, benim dediğim. Hayır efendim. Zalimse karşındaki, ne yapacaksın? Yasaya tabi olarak zulmetini engelleyeceksin. Ama cezanın tam karşılığı suçta orantılı olacak. Adalet öyle gerçekleşir. Yoksa... Aslında şöyle bir şey var. Yani özür diliyorum, lafınızı kesiyorum ama Allah bile kendi kurduğu sistemi hiçbir zaman ihlal etmiyor. Hiçbir zaman geceyi gündüze çevirmiyor. Yani bütün kuralları harfiyen uyguluyor. Efendim, o zaman Kur'an'da, insan oluşan budur yani. Kur'an'da bu var. İbrahim'le ahit kesiyor. Ahit sözleşme demek. Allah sözünde durdu, onlar durmadı diyor. Allah öyle canı sıkıldığında öyle yaparım, bunu böyle yaparım. Öyle değil. Bak şimdi bunun bir tek yolu şey, Firavun'la Musa'nın kısasından bunu anlayabiliriz. Mesela Musa ne diyor? Firavun'a diyor ki Rabbin emri herkes için geçerli. Benim için de geçerli diyor. Senin için de geçerli. Musa şey de diyor ki Firavun, yani tamam, o da kabul ediyor. Aynı sarayda yetişmişler. O da aynı Rabbe eyvallah diyor ama şunu yapıyor. Diyor ki hepiniz ona tabisiniz ama ben değilim. Şımarıklık yapıyor. Ben istediğimi yaparım, keyfiyim. Firavun'u Firavun yapan onun şımarıklığı, yasaya tabi olmaması. Yoksa Musa, onun da ilmi var değil mi? Yani Musa'yı o da her mesajından yetişme, her Musa, şeyi biliyor. Musa'yı da Musa yapan Allah'ın emrine tabi olması. Yani şeriat dediği yasa. Bu yasa tüm insanlığı kapsıyor. Öyle bunu kapsar, bunu kapsamaz, onu yok et, bunu kaldır at. Öyle bir şey değil. Musa peygamber olma sebebi budur. Firavun'un bütün şu çağlar hep Firavun doludur. Nefsine göre hareket eder. Allah'ın emirlerine göre değil. Varlık düzeylerini bildiğimiz zaman farklılıklara açılma, her farklılığın hakkı var. Ya bak bir şey söyleyeyim. Dünyaya gelmiş geçmiş en büyük kahir esması kimdi? Yeryüzünden geçti. Bir dönem Hitler, Stalin gibi adamlar dünyayı kahretti. Allah izin verdi, bunlar da yaptı. Ama onları ne yaptı? Cezalandırdı. Ama karşılıklı oluyor. Bunlar böyle, şimdi bunları yok edemezsin. Kaldırsan sınırlayabilirsin.
sınırlayabilirsin. Adalet onlar. Mesela bugün Avusturya'da faşist bir partiyi iktidara getiremezsin. Getirmeye kalksınlar yasağı var. Niye? Faşistin Sınırlarını özelliği elinde belli. kalmışlar. Faşistin özelliği yok etmedir. O yüzden Allah'ın o esmalarını yok edecek bir özelliğe kahar esmasına teslim etmiyor. Düzenle diyor. Biri diğerini yok ederse ona o sınırı koymak lazım. Adalet böyle bir şey. Hocam, Adaleti esas alın. çok çok güzel gidiyoruz. 2 saati doldurduk herhalde. Ben biraz önce kusura bakmayın hareket etmek zorunda kaldım. Şarjım bitiyor. Böyle bir uyarı geldi Aa. bana. Şarjım bitmesin, yayın yarıda kalmasın diye hareket ediyorum. Onun için kusura bakmayın lütfen. Sağ ol. Yani isterseniz 2 saati dolu dolu bitirdik sanırım. Bir başka zamana devam edelim derim. Siz ne dersiniz hocam? Devam edelim derseniz bu yayını da devam ettirebiliriz. Ben size tabiyim. Nasıl arzu Yo, ederseniz. estağfurullah ya, zevk ederiz, sorun değil. Vahdet el vücuda devam ederiz peki. Daha Evet. bitmedi. Çünkü ne var? Varlık Bitmez. düzeyleri, şuhut alemi, hayal alemi, ceberut, yani rububiyet dediğimiz melekut alemi, kuvvetler alemi. Çünkü varlık düşünebilirsin ama kuvvetin yoksa yapamazsın. Kuvvetler melekler alemidir. Melekeler. Bu melekelerin nasıl canlandırılacağını konuşmazsak, bizim bu İslam dünyası, özellikle de ben vazgeçtim, İslam dünyasında iddiamız olamaz. Ama Muhittin Arabi gezmiş, uyandırmış, feyz vermiş. Ama Anadolu'da biz böyle bir projenin nesiyiz, neferiyiz. Neden? Mecburen. Çünkü bu fikri edindik mi? Edindik. 13. yüzyılda yapılmış mı? Yapılmış. Peki 19. yüzyılda yapılmış mı? Evet, yapılmış. Hem Evet, öyle irfanı var, hem ilmi var, hem adaleti var. mi? Çünkü batında kalan Allah'ı zahiren ortaya çıkaracak ilmi irşad etmişler. Mürşit yapmışlar. O zorunluydu. Çünkü ilim yoktu. Zahir ilim yoktu. Olmayınca zahir ilim, bak insanda nerede biliyor musun? Sol sefiratta, yani sol tarafta. Sağ sezgi ve keşfin, edebiyatın, hayalin olduğu yerdir. Sağ ile analitik, matematiksel olan ikisi, iki küreyi tevhide getirmezsen arada korpus kolosyum var. 10.000 bağlantı kablosu var. Evet. Buradan bu akımları karşılıklı çalıştırmazsan, sağ tarafı çalıştırırsan hayal alemi, uyku, Hintlinin fakiri gibi yatarsın. İngiliz de gelir bir neşter atar seni bir. Bu Maalesef. işler şakaya gelmez. Hem zahiri hem batını, hem evveli hem ahiri tahakkuk edecek. Hak tahakkuk etmeden biz varlığımızı bilemeyiz. Teşekkür ederim. Çok doğru. Hocam gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Yani harika bir sohbet oldu. Büyük bir coşkuyla, büyük bir huşuyla dinledim. Sanırım buradaki bizi izleyen katılımcılar da aynı şekilde. Sayımız hiç düşmedi. 600'lerden fazlaydık. Şimdi de 500'ler üzerindeyiz. Herkes büyük bir ilgiyle izliyor. Şimdiden ben daha önce bir sözünü almaya çalıştım sizden. Biraz da yeşil ışıkta yakmıştınız ama buradan söz alalım, öyle ayrılalım hocam. Çok Tamam, yakın yola zamanda devam. tekrar bu vahdeti vücut konusuna devam edelim. Çünkü çok derinlikli bir konu. Yani bu 2 saat içerisinde tamam çok güzel bir lezzet aldık ama çok daha fazla şey sormaya ihtiyacımız var. Çok daha fazlasını anlamaya ihtiyacımız var. Her şeyden önce Allah razı olsun diyorum. Sağ olun, Çok teşekkür sizden ederim. de iyi Vaktinizi rica ederim geceleriniz hocam. olsun. Sağ olun, var olun. İyi geceler diliyoruz. Bizleri İyi izleyen gece. herkese selam, Sağ olun. sevgiler. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Hoşça kalın.